Son dakika haberi 24 saat. Ülkemizde yatırımlar hız kesmeden devam ediyor. Yeni yatırımlar beraber hem ülke kalkınıyor hem de yeni iş olanakları doğuyor. Bu sayede yeni istihdam alanları oluşturularak işsizlik oranı düşürülüyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ve Ankara Valisi Ercan Topacan'ın katılımları ile Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, TKDK, Ankara İl Koordinatörlüğü'nce 18 sözleşmenin 4000 yeni istihdam sağlanacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Türkiye'nin 7,4 oranında bir büyüme performansı gerçekleştirmiştir. Bu büyüme performansının sadece sanayide ve hizmetler sektörününde yapılan atılımlarla değil tarımsal alanda hayvancılık konularında atılan adımlarla gerçekleştirilmiştir. Toplam yatırım miktarı 55 milyon lira olan 18 proje imzalayacağız diyerek müjdeli haberi vermiştir. İşte bakanın açıklamalarından satır başları: 11 adet soğuk hava deposu, 8 adet süt üretim tesisi, 8 adet kanatlı et projesi, 7 adet besin projemiz, 5 adet kırsal faaliyetlerin çeşitlendirilmesi projesi, 3 adet yenilenebilir enerji projesi, 1 adet kırmızı et işleme ve parçalama projesi Ankara'mız için önemli. Bugüne kadar yapılan bütün projeler sonucunda 3500 istihdam sağlanmıştı. Bugün sözleşmelerini imzalayacağımız projelerle bu istihdam sayısı 4100'e çıkacak. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile ortak projelerinin bulunduğunu da hatırlatan Sarıeroğlu, şöyle devam etti: son 3 sene içerisinde toplam 3,5 milyon avroluk 5 projeyi ortak olarak yürütmüş durumdayız. Bu projeler sonucunda da 50 bin kişiye istihdam sağlamış ve yeni niteliklerle tarımsal faaliyetlerdeki iş gücümüzü donatmış durumdayız. 50 bin istihdamın 19 bini de kadınlardan oluşuyor. Önümüzdeki döneme ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımızla gerçekleştirdiğimiz ortak çalışmalar sonucunda mesleki eğitim faaliyetlerimizde yine önceliklerimiz devam edecek. Hedefimiz gelecek sene itibarıyla 28 bin iş gücümüzü yine tarımsal alanlarda, yeni nitelikler, ihtiyaçlar doğrultusunda mesleki eğitimle buluşmalarını sağlamak, oluşan istihdamlarda ve girişimcilikte kadınların ön plana çıkmasından da memnuniyet duyduğunu, bakanlık olarak işin sosyal güvenlik boyutuyla da yakından ilgilendiklerini bildiren Sarıeroğlu, 2023'e kadar tarımsal alanda kayıtlı istihdamı %50 seviyesine ulaştırma hedefimiz söz konusu. Bu anlamda kayıt dışı konusunda çalışmalarımızı sürdüreceğiz, diye konuştu. Çiftçi ve tarım işçileri için yeni fırsatlar, mevsimlik tarım işçileriyle ilgili çalışmalarında sürdüğünü aktaran Bakan Sarıeroğlu, yakın zamanda bu konuda Polatlı'da örnek bir alanın açılışının yapılacağını, mevsimlik tarım işçilerinin yoğun olduğu illerde bu projenin yaygınlaşmasını sağlayacaklarını ifade etti. Türkiye'de 50 bin tarım işçisi, 713 bin tarım bağ kurulu, 75 bin tarım işçisi emeklisi, 687 bin tarım bağ kurulu emeklinin bulunduğunu belirten Sarıeroğlu, şunları söyledi: Sayın Başbakanımız tarafından hafta başında bir paketimiz açıklandı. Bu paketimizin çiftçilerimiz ve tarım işçilerimiz açısından da çok önemli ve yeni girişimcilerimiz açısından da yeni fırsatları ortaya koyduğunu ifade etmek istiyorum. Borcu olan tarım bağ kurullarının yeniden yapılandırma fırsatlarından faydalanması ve yeni bir sayfa açmasının imkanı ortaya konmuş olacak. Tarım işçilerimizle ilgili geçmiş dönemde uygulama koyduğumuz -5 ile ilgili önümüzdeki dönemlerde bazı düzeltmelerimiz hayata geçecek. Daha avantajlı ve daha tercih edilebilir bir hale getirilmesiyle ilgili olarak çabalarımızı sürdüreceğiz. İlk defa girişimcilik faaliyetlerine başlayan genç kardeşlerimizin de bir yıl boyunca Bağkur primlerinin SGK tarafından karşılanacak olması tarımsal faaliyetlerdeki girişimcilik faaliyetlerine pozitif etki edecektir diye inanıyoruz, ifadelerine yer verdi.